Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, Suadiye de Kolaj Art Spek sahnesindeyiz ve Triplev oyununun oyuncusu Ümit Erlim'le birlikteyiz. Hoş Hoş geldiniz. bulduk, merhaba. Bu arada müthiş bir oyun sergilediniz, oyunculuk sergilediniz. Üç katlı oynanıyor, performans ağırlıklı, bedensel performans ağırlıklı. Seyirciyi de hem içine alan hem de böyle seyirciye de bir seyirci olmanın coşkusunu da yaratan bir oyun. Evet. Bu oyun size nasıl geldi? Oradan başlayalım. Sizi nasıl aldılar? Tabii şöyle, siz hatta birinci partta tam küvetin köşesinde Evet, oturuyordunuz, o değil mi? hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Çekim de yapmıştım bu Ya arada. şöyle çünkü yani seyirciyi bizzat hani interaktif olarak tanımlamıyoruz biz ama seyirciyi de dahil eden belli noktalarda, belli açılarda seyirciyi de dahil eden bir oyun bu. O yüzden hatırlıyorum genelde Bu insanların arada ben araya yüzlerini. gireceğim. Ümit Erdim sadece oyuncusu değil, aynı zamanda yaratım sürecinin de Evet, ya içindesiniz. Başak'la Uyarlaması, tabii. çevirisi, fikrin oluşumu. Yani aslında bütün tasarımı, uyarlamayı, metin yazımını Başak'la beraber yaptık. Zaten biz Başak'la bir süredir beraber atölye çalışmaları yapıyoruz, atölye veriyoruz, eğitim veriyoruz. İkimiz beraber aslında bir kolektif üretime de çok inanan insanlarız. Ve bir şekilde aslında bu kolektif üretimin, tiyatronun bu alanının kaybolduğuna yavaş yavaş düşünüyoruz. Ve beraber de iyi anlaştığımız için aslında ilk başta buraya bir atölye tasarlayıp atölye çalışması için gelmiştik. Fakat mekanı gezdirdiler bize. Zaten çok hani sıcakkanlı ve çok açık insanlar. Özellikle işte buranın uygulayıcı yapımcısı aynı zamanda dekor uygulamadaki Melisa. Sen önce röportajı Evet, yapmışsınız. ikisiyle Çok iki çok Melisa'yla da röportajımızı böyle müthiş yaptık. açık fikirli yaklaştılar. Evet hani burada neden olmasın? Öneriniz ne? Hani ne yapalım diye bize sordular. Bizim de kafamızda aslında başka bir metin vardı. Fakat sonra zaman ilerleyince ben biraz hani Çehov'un bu metninin özellikle Martı'nın buraya çok uygun olacağını düşündüm. Mekanı gördünüz, seçtiniz. Ondan sonra mekana uygun hangi oyun olabilir? Aradınız ve Evet. Martı Evet. oluştu. Evet. Yani benim başka bir Hamlet fikrim vardı ama onu biraz buraya uygun Martı'nın daha uygun olacağını düşündük. Onun da nedenlerinden bahsederiz tabii ki. Ama yine de aslında temel aradığımız şey bir meta tekst olması. Yani tiyatro üzerine konuşan, oyun içinde oyun barındıran ve aslında tiyatro üzerine düşünen bir oyun arıyorduk. Hamlet de bunun örneği aslında meta tiyatronun. Martı oyunu da Çehov'un bunun Bu arada örneği. araya gireceğim. Oyun üzerinde oyunun ötesinde evet oyun içinde oyun var. Bir de rüya içinde rüyayı da bize anımsatıyor. Yani sanki biz böyle bir rüyanın içerisinde rüya görüyoruz. İşte tekrar tekrar ölümler, işte ring sahnesi. Evet. O bir absürt bir rüyanın içinde de hissediyoruz kendimizi. Evet. Ya aslında o da günümüzde biz bunu günümüzden anlattığımız için onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Çehov 1895'te yazıyor oyunu Martı'yı Evet. ve 1896 ya da 7'de de premierini yapıyorlar bu oyunun ve o günden bugüne aslında birçok şey değişiyor. Özellikle hani İkinci Dünya Savaşı, işte modernizmin yıkılması, daha postmodern tekstlerin, postdramatik tiyatronun ön plana çıkması, bu metindeki boşlukların daha da belirginleşmesi ve seyircinin oraya dahil olması ile aslında biz bugün bu metni Treplev'in bakışından nasıl bozarız diye biraz düşündük ve aslında burada ben hani fizik mühendisliği geçmişim olduğu için şey hoşuma gidiyor benim. Aslında biz bu oyunu şey diye tanımlıyorum ben. Anton Çehov'un Martı oyununun uzay zamanda bükülmesi gibi. Evet. Böyle aslında sonu başı karışan, böyle bir lineer aksı olmayan fakat metne olabildiğince sadık kalınarak fakat Treplev'in gözünden, Treplev'in perspektifinden bugün anlatsak nasıl anlatırız diye aslında sorduk. Tabii ki işte ikinci partta
ki buluş ve ikinci partın dizayn edilmesi, buradaki yapı, hepsi aslında birbirinden farklı ve en temelde Treplev'in derdiyle de çok örtüşen bir şey. Hani o da oyunda aslında bütün bu dogmatik düşünceden, basma kalıp fikirlerden, hep aynı şeyin tekrar edilmesinden sıkılıp yeni bir yapı, yeni bir şeyler yaratma peşinde olduğu için burayla da çok güzel meç olduğunu düşünüyorum, uyuştuğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında mesela başka bir yönetmen arkadaşımız şey diye tanımlamıştı. Sürekli aslında biçim değiştiriyor gibi de hissettiriyor oyun. Dolayısıyla aslında başka bir arkadaşım işte ilk parttaki resim tuvalin böyle bir cinayet mahallinde evet, kimin öldürdüğünü araştırdığı gibi bir seri katil cinayeti gibi, hani bu Trepleri kim öldürdü evet. sorusuna cevap arıyormuş gibi. O da güzel. Aslında biz bunları hiç o anlamda düşünmemiştik. Bu biraz seyirciden gelen, seyircinin o boşluklar dediğim, o boşlukları doldurma kısmı. Ama size sorsam mesela siz daha rüya üzerinden tanımladınız. Dolayısıyla aslında böyle bir açıklık yaratıyor olması bizim için çok güzel. İşte o da mesela şu açıdan, çünkü sanat merkezinde sanat dediğimiz şey de zaten o değil midir? Kimsenin düşünmediğini, fark etmediğini ortaya koymak ve her bakanın kafasında başka bir dünyayı açması, başka bir şey düşündürtmesi, bir eseri sanat haline getiren şey o aslında. Evet, yani özellikle işte contemporary ve çağdaş evet. sanatın sorguladığı şey bu. Dolayısıyla hani biz de bir yandan hani bunu kaybetmek istemedik. Aynı zamanda da aslında en temelde çok da görülmüş ve sürekli yapılmış şeylerden uzak, olabildiğince hani görmediğimiz ve hani yapsak nasıl yapabiliriz, nasıl bunu değiştirebiliriz? Beklenenin dışına çıkma beklenenin gayreti. Dışına çıksak nasıl yapabiliriz diye sorduk. Yani mekan özlü performanslar yapılıyor. Bu dünyada çok fazla örneği var. Türkiye'de çok fazla örneği yok ama var hani yapılan. Ama yine de bu mekanı aslında başka bir şeye dönüştürme fikri bizim için hani çok hem böyle bir challenge'dı aslında. Oldu. Ne yapabiliriz diye. Hem daha ikimiz de, Başak da ben de, fiziksel olarak kendimizi zorlayacak performansları, işleri seviyoruz. Hani biraz daha o sınırları zorlamak. Hani benim basketbol geçmişim var. Başak da sporcu ve dolayısıyla sporla ilgileniyor, uğraşıyor. Dolayısıyla ikimiz de aslında sporun buna çok müsait olduğunu evet, düşünüyoruz. Evet, yani fiziksel durumunuz da uygun. İkinizin işte kaslarınız vesaire, işte o boks sahnesi. Onu da düşündürdü. Şimdi oyunu izlemeyenler için hani kısaca Chevon Martin oyunu için şunu derler ya, olay Rusya'da bir göl kenarındaki evde geçer diye başlar. Evet. Biz o göl kenarındaki evin işte mutfağı, salonu, spor salonunu görmüş olduk ve burada aslında bir gencin sadece anne babasının altında kalması, onun gölgesinde kalmasından ziyade bütün akrabalarının gölgesinde kalıyor ve hiçbiri gibi olamıyor. Onun travmasını görüyoruz aslında biz, özetleyecek olursak yani. Ne güzel, evet. Çünkü dayısı gibi yakışıklı olamıyor, öbür gibi zampara olamıyor, babası gibi iyi bir yazar olamıyor, annesi gibi oyuncu olamıyor. Dedim ki ben, ya başarılı ebeveynlerin çocuğu olmak ne kadar zor. Ne kadar travmatik ve bize aslında tam o çocuğun travmasını verdiniz bize. O gelişli zıplamalar, atışlar, farklı sahneleme biçimleri. Bir de şu da sizde şey oldu, seyirciyi de çok rahat bıraktınız. Yani işte seyirci fotoğraf çekebilir, video kaydını alabilir, gelip oyuna girebilir, ne bileyim orada size laf atabilir falan. Bu sizde oyuncu gözüyle baktığınız zaman bir endişe oluşturdu mu? Ya endişe oluşturmadı. Tabii ki her grubun durumu oluyor mu, oldu mu? Tabii ki oluyor. Mesela bir önceki oyunda 3. part, buradaki oyunda mesela seyircilerden biri hiç daha önce olmayan bir yerde bir laf attı. Ya da işte ilk partta da bu olabilir. Dolayısıyla ama biz aslında buraya açık bir yapı tasarladığımız için oyuncu olarak da aslında onu oyuna dahil etmek benim görevim. Ve aynı zamanda işte Başak'la ikimiz de günümüzde özellikle bilmiyorum yani tiyatrocu ya arkadaşlarım... Ya da dahil olmak istemedi. Sen pas attın, pasına cevap vermedi. Vermedi. Bu da bir yani, opsiyon. Tabii ki yani bunu sadece şu en temelde şu var. Hiçbir şeyi gizlemeyelim. Evet. Yani şimdi
hapşuran da oluyor, ikinci partta oldu mesela, dumandan rahatsız olan oluyor. İşte ona da tepki veriyorum. Başka biri başka bir şey söylese ona da tepki vereceğim. Mümkün olduğu kadar hiçbir şeyi gizlemeyelim. Hiçbir şeyin üstünü örtmeyelim. Ki aslında alışılagelmiş tiyatro formunun da mümkün olduğu kadar uzaklaştıralım, dışına çıkalım. Bir yandan da şey tabii yani tiyatrocu arkadaşlarımız belki topa tutacaklar bizi. Çünkü mesela o bir oyun sırasında telefonla çekmek, video almaktan falan çok rahatsız oluyorlar. Ben niye bu kadar katıyız diye düşünüyorum. Hani niye? Tamam, konsantrasyon meselesi her zaman bir oyuncunun problemi. Her zaman üzerine düşünmek durumundayız bununla ilgili. Fakat konsantrasyonumuzda bir fotoğrafla, bir telefon sesiyle dağılmamalı. Yani ona hazır bir konsantrasyon, ona hazır bir zihin durumunda çıkmalıyız. Tabii ki şey anlamında anlıyorum, hani bütün oyunu çekip yayınlamasınlar mümkünse. Tabii, o zaman seyirci neye gelecek? Ya ama seyirci işte ona da gelmiyor aslında. Ona da gelmiyor tabii. Bu biraz sosyal medyada günümüz şeyinin koşullandırması, ben evden de izliyorum kısmı. Peki. Onu anlıyorum ama şu noktada da şey biraz itici geliyor bana. Gerçekten para veriyor, tiyatroya geliyor ve orada bir öğretmen vasıtasıyla karşımızdakine bir eğitim vermeye ihtiyacımız yok. Niye peki, böyle bir şeye gidiyoruz? Şey sormak istiyorum. Bu Treplep karakteri sizde nasıl bir iz düşüm oluşturdu? Kendi gençliğinizde, siz de gençsiniz ve o travmatik bir hayatın sizin üzerinde etkisi ne oldu? Yani öyle bir karakterin şöyle aslında, oynarken. Treplev özelinde tabii ki anne babasının, annesinin ünlü bir oyuncu olmasına, babasının ünlü bir oyuncu olmasının etkisi var. Ama şu bu açıdan bakmak gerekiyor bence. Onların ünlü olmasından çok aslında çocuğu için ebeveynlerin sürekli bir başarı hedefi var ya. Yani bence bu hepimizin ortaklaştığı proje bir çocuk. Şey. Yani proje evet çocuk. Sen bunu yapmak durumundasın, sen bunu başarmak durumundasın. Sanatçı olmasına gerek yok. Çünkü anne babanın projesi ben oluyor. Ben mühendislik eğitimi aldım ilk başta. Fen lisesi mezunuyum. Orada da mesela bir sürü fen lisesi okuyan ya da işte ne bileyim sözel alanda çalışan arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var. Hep oranın en başarılısı olmak durumundasın. Hep oranın işte notlarının çok iyi olması gerekiyor. İnsanlarla çok iyi iletişim kurman gerekiyor. Hep böyle iyi olmak, çünkü başarılı olmak. Çünkü ebeveynler onlara öyle rol biçmiş evet, oluyor. Evet, ama yani bunun aslında diğer tarafını hep göz ardı ediyoruz. Yani dolayısıyla çocuk bütün bunlarla ve bunların haricinde başka bir sürü dertle başa çıkmak durumunda. Bir de aslında ekstra bir sorumluluk yükleniyor. Başarılı olmak durumundayım. Başarılı olmazsam bir sürü şey kötü gider gibi. Aslında o noktadan hepimizin çok rahat bağ kurabileceği bir durum aslında Treplev karakteri. Çünkü sürekli bir aslında bir başarılı olma baskısı var. Ama aynı zamanda da psikolojik altyapıyla da ilgili kendini gerçekleştirme çabası var. Tabii. Sürekli kendini gerçekleştirmeye çalışıyor fakat sürekli bir şey karşı çıkıyor buna. Aslında bu da tam da dramanın bize peki, sunduğu bir olanak. Özellikle ben üst katta, üçüncü katta oynanan ring sahnesi, orası da müthiş bir sahneydi, tasarımını da konuştuk. O da çok yaratıcıydı, çok üretken. Hem bir rüyayı çağrıştırıyor, hem anneyle oğlun o gerçek yüzleşmesi, hem karşılıklı bir ringe çıkıyorlar. Hem sözlü, hem duygusal, hem de fiziksel olarak da yüzleşiliyor. Şimdi orada şunu görüyorsun. Treplev çocuğu anneyi seviyor mu, nefret mi ediyor, bir aşk mı duyuyor, tutku mu var? Anne öyle mi? Orada çok böyle ilişkiler bir katmanlar yığınına dönüşüyor. Mesela bu yorum hakkında ne düşünürsünüz? Ya aslında bir yandan da tam da arzuladığımız şey buydu. Yani çünkü hem öldürmek istiyor, hem seviyor, sarılıyor. İnanılmaz bir şey. Ya aslında ilk başta düşündüğümüzde ikinci partın orası bir drama salonu aslında. En çok değiştirmemiz gereken yer orasıydı tasarım anlamında.
Başak da... Belki de en çok zorlayan yer de orası oldu. Çünkü dans var, bayağı bir güzel bir koreografi var. Ya valla herkesin farklı. Kimi mesela 3. part için diyor. Evet. Benim için mesela bu part, 3. part burada olduğumuz kısım biraz daha zorlayıcı. Metin orası ve gitgeller arasında. Orası sanki daha bir adam yerine konuluyor, insan yerine konuluyor evet, gibi. Burada. Yani duyguları, düşüncelerine evet, önem veriliyor. 2. part biraz evet, daha dediğiniz gibi biraz rüya atmosferinde ve Başak aslında orayı gerçekten hani boks ringini kullanmak istiyordu ve gerçekten güzel bir şekilde burayla da çok örtüştü. Aslında şey gibi çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemi gibi. Diye de okunabilir. Kat, evet. Biraz ikinci, daha çocuk. İkinci part dediğiniz gibi özellikle dört ana aksın, işte Trigori'nin, Treplev'in, Arkadina'nın ve Nina'nın aslında yüzleşme alanı. Ve onu da işte Başak bence çok güzel tasarladı ikinci partın yapısını. Sürekli aslında bir müsabaka evet, aslında. Bu da yani en temelde şeyle denk geliyor aslında. O müthiş bir şeydi. İki karakter zaten arasında evet, bir yarış sürekli, sürekli oluyor. Var. Yani annesiyle karşılaştırıyor kendisini. Trigorin'le karşılaştırıyor. Trigorin diğer bütün sanatçılarla karşılaştırıyor. Arkadina kendini oyuncu olarak başkalarıyla kıyaslıyor. Nina kendini Arkadina'yla, Treplev'in annesiyle kıyaslıyor. Trigorin'le kıyaslıyor. Sürekli böyle bir kıyas ve mücadele, müsabaka olduğu için oraya boks çok güzel örtüştü ve hani hiç beklemediğimiz gibi işte gerçekten replik olarak anne sargımı sarar mısını ben orada seyirciye el sargımı sardırıyorum. Metinde gerçekten vurulmuş ve kafa sargısını evet, sardırıyor. Bu tip benzerliklerle de çok iyi örtüştü bence. Fiziksel olarak da biraz zorlayıcı bir part olması benim de başağımda gayet hoşuna gidiyor ve hani ikinci partı böyle bekliyor gibiyiz ikimiz de. Şimdi peki şöyle bir şey de var. Şimdi vardır ya işte göl kıyısında birisi işte deniz, gölün kenarında, dünyanın kenarında dinlenirken, sükun bir hayat yaşarken işte bir anda işte martı bir adam gelir, bir martı bir adamı görür, bir avcıyı görür ve vurulur. Oradaki vurulma aslında ölüyor ya da aşık oluyor, yine hayatı kararıyor. Yani bazen aşk da insanın hayatını karartan bir şeye dönüştürmüş oluyor. Orada çok metaforik bir ifade var. Bu oyunun da özellikle birinci partında, yani birinci katında o ölüm çok irdelendi. Mesela insan kaç sefer ölür, neler öldürür insanı. Biraz oradan bahseder misiniz? Tabii zaten yani bu partta da yani lineer bir aksı normalde 5 perdeli ilerliyor Martı oyunu. Biz onu bakıyorsunuz bozduk. Herkes öldürmüş çocuğu. Yani. Evet yani kim Treplev neden öldü? Hani evet, bugün yaşasa Treplev daha biraz daha hani yazar olmaktan çok komple bir sanatçı olarak gördük. İşte resim de yapıyor. İşte daha soyut çalışıyorum diyor. Öykü yazıyor. Öykü yazıyor da olsa vesaire. Yani daha komple bir sanatçı olarak düşünsek ve etrafında bir sürü bu ailesi var, sosyal çevresi var, politik tarafı var. Yani aslında kim bunu öldürüyor? Treplev'i kim, ölümüne kim müsaade ediyor diye düşünüyoruz ve hani bu herkes noktada biraz katkı sunmuş. Evet, yani bu noktada oluyor, herkes katkı sunuyor. Yani Nina'dan tutun Sorin'e kadar hiçbir şekilde destek gösterip kendini yeterince ifade edemeyen Dorne'a kadar herkes bir şekilde buna vesile olmuş aslında. Kimse evet bırak git ya burayı, hani burada yaşama dememiş. Ya şimdi o yüzden bakıldığı zaman ben oyundan sonra şunu düşündüm. Yani bazı ünlülerin ya da belli birçok başarılı noktalara gelmiş kişilerin neden çocuklarını özellikle yurt dışında okuttuklarını çok iyi. Yani iyi eğitim almanın dışında aslında etrafında dolaşma, benim bana ayak bağı olma ya da benim başarımı gölgelersin ya da beni sınırlarsın gibisinin bir endişe de yaptığını düşündüm. Bilinçaltlarında bilmiyorum bilerek ya da bilmeyerek. Tam tersi olabilir. Tam tersi olabilir. Yani daha rahat bu oyunun bir nezdinde benim gölgemde zaman büyümesin. Daha rahat bir şekilde büyüsün de. Tabii o gölgede bir çocuğun da önünü kapatmış evet, olacak. Kendisini de sınırlamış olacak. Yani evet, şimdi bir iyi bir oyuncusun. Oyunun provasını yaparken ya da oyunu sahneleme giderken kafanda çocuğum yemek yemedi, ona ne yemek versem düşüncesi bir açıdan sınırlayıcı bir şeydir. Yani, evet ama yani sorumluluğu bu böyle bu iş. Yani nasıl herhangi bir başka sektörde bir bankacı olarak bir ne bileyim iş kadını gidip
hamileyken gidip iş yapıyorsa ya da ne bileyim hamile olduktan sonra çocuğuyla beraber yapıyorsa işini, oyuncuysan da yani bu da diğer mesleklerden çok farklı değil yani. O yüzden aslında problem Arkadina'nın veya Trigori'nin sanatı kutsal olarak çok aşırı görmesi. Kutsal bir hale getirmiş. Dolayısıyla aslında çok da işimiz başka insanların ama işinden oyun bunu farklı ama. Değil. Yani o ne, annenin o tutkusunu veriyor annenin babanın. Çünkü o kadar tutkuyla sarılıyorlar ki çocuklarını görmüyorlar yani. Hiç görmüyorlar. Evet, yoksa çünkü o noktada çok daha bencil bir yerden yaklaşıyor. Annenin bencilliği de aslında Treplev'i öldüren etkenlerden bir tanesi oluyor. Ama ya dediğim gibi bunu bir spesifik olarak didaktik bir şekilde evet bu, evet çünkü böyle oldu gibi bir şey söylemiyoruz. Martı oyununda da aslında Çehov bunu söylemiyor. Dolayısıyla seyircinin perspektifine kalmış. Yani siz aslında bir sürü farklı alandan bahsettiniz. Başka biriyle ben söyleşi yapsam büyük ihtimalle o da başka şeyler çıkaracak. Çünkü tamamen oyunun sizdeki iz düşümüyle alakalı bu. Yani size böyle bir şey yansımış. Çünkü sizin kendi hani düşündüğünüz, irdelediğiniz, merak ettiğiniz evet. konular olabilir bunlar. O size geçiyor. Bu bizim için de çok peki, hani önemli. Yine Treplev'den biraz da oyunda tutmak istiyorum yani konuyu. Oyunda çünkü bence de seyircilerimizin mutlaka gelip izlemesi gereken bir oyun. Şimdi oradaki aşk Treplev'in üretkenliğini, yaratıcılığını işte öykü yazıyor, şiir yazıyor, oyuncu destekleyen bir şey mi, körükleyen bir şey mi? Aşkın bir sanatın ortaya çıkmasındaki rolü nedir? Yani vallahi son aşk insanın kariyerini etkileyen bir şey mi? Olumlu mu, olumsuz mu etkiler sizce? Vallahi son partta aşk her şeyi mahveder diyor. Evet. Dolayısıyla aslında yani tabii ki hem o da bence çok döngüsel bir şey. Sonra sevgili de öldürmüş oluyor o zaman. Evet, o çok döngüsel bir şey çok bu da yani hayatımızda hep öyledir ya yani hep iki uç aşk ve nefret aslında böyle çok iki uç gibi gözüküyor ve ikisini aslında çok besleyen bir şey. Hani birine karşı duyduğun hırs da seni bir şey üretmeye neden sevk eder. Birine duyduğun aşırı bir aşk da üretmeye sevk eder. Ama en nihayetinde işin orada, üretimin daha ön plana gelmesi gerekiyor. Çünkü bu benim hayatımla ilgisi yok ama bir yandan var, kabul ediyorum. Ama benim sanata ya da en azından tiyatroya bakışım bu. Ürün bir Treplev diye bir eser var burada. Evet. Bu eser hepimizden daha önemli. Hepimizden daha farklı bir noktada duruyor. Ben Treplev'den daha önemli değilim. Ümit olarak, oyuncu olarak. Seyirci de Treplev'den daha önemli değil. Yönetmen de Treplev'den daha önemli değil. Treplev bir bütün olarak bir karşılaşma alanı. Seyirciyle oyuncunun, seyirciyle yönetmenin, seyirciyle müzisyenin bir karşılaşma alanı o hepimizden daha değerli. Yani ortada bir ürün var ve o ürün herkesin katılımıyla da hem değişebilecek hem de o dokunulmazlığını da koruyabilecek bir oyun. Treplev karakterinin hani oyunun genel olarak şeyine baktığımız zaman. Peki şey sizde ne çağrıştırdı? Şimdi hani vardır ya masanın üstü, altı, işte mutfak tezgahına çıkmak orada ki çünkü orada da bir evin ya, mutfağı. Aslında şöyle bir yani bir mekana özgü site spesifik olarak kurduğumuz için o ilk part kafamızda hep böyle bir sanatçının stüdyosu gibi. Ve aslında her şeyin başladığı, hiç bilmeyen Martı metnini, hiç bilmeyen kişiler için de Martı'daki karakterlerle tanışma alanı gibi. O noktada şey çok güzel oturuyor. Hani ilk defa seyirci konuk evine konuk alıyormuş gibi. Siz mutfak olarak görebilirsiniz. Bir sanatçının stüdyosu, resim yaptığı atölyesi olarak. Dolayısıyla oradaki küvet de bir parçası, etrafındaki sanat eserleri de bir parçası, o masa da bir parçası bu işin. Fakat işte o masanın üstünü bir pendulum painting'le bir pendulum yaratıp bir daha döngüsel bir alan yaratıp öyle bir boyama, mekanik boyamayı kullanarak bir şey yapıyor. Mekanın masanın altını işte ölümden kaçarken saklanma alanı olarak kullanıyor. Küveti boğulma yeri olarak da düşünülebilir ve herkesin
böyle farklı şekillerde öldürdüğünü hayal edebilir o noktada insanlar. Yani Treplev'in kendi hayali de olabilir bu. Beni hani Nina nasıl öldürürdü aslında? Ya da işte Arkadina nasıl öldürdü? Gibi şimdi, bir şey de okunabilir. Bir de şimdi oyun bir Martı oyunundan, Chekhov'un Martısından yola çıkarak uyarlanmış bir oyun. Tabii şöyle bir şey de var. Yani bize Martı'yı da hani biz zaten bambaşka yani Martı'dan uyarlandı ama aslında oyun tamamen Martı'dan sıyrılarak da konulmuş bir oyun. Yani hani Chekhov'un Martısı da dedirtmedi bize mesela. Yani bundan özellikle sıyrılmak mı istediniz, kendiniz başka bir atmosfere dönüştürüp onun içerisinde bir kurgu oluşturdunuz? Ya aslında hani Başak daha sonra daha detaylı anlatır. Metini kurgularken çok fazla yeri bozmadık. Evet. Ama tabii ki ekstra yazılan ve bugün bu hikayeyi kurduğumuz için... Ya ben mesela orada tamamen Treplev diye bambaşka bir oyun olarak gördüm. Yani bu bir açıdan da iyi. Yani çünkü bir karakteri siz yaratmış oluyorsunuz, siz üretmiş oluyorsunuz ve tamamen her şeyle size ait bir ürün ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Evet, yani bu anlamda bu seçim aslında. Evet. Yani evet, Treplev'in perspektifinden anlatıyoruz bütün hikayeyi ama Chekhov'un metnine ne kadar sadık kalırsak kalalım yeni bir ürün bu. Aslında yeni bir yapı, yeni bir tamamen her şeyle yeni bir tasarım, evet. Yeni bir bina gibi de düşünülebilir yani. Bu. Yeni bir olay bu başlı başına. Dolayısıyla aslında o noktada evet bir uyarlama ama ben şey anlamında da özgün bir uyarlama ya, olduğunu düşünüyorum. Bana göre de öyle. Çünkü mesela bu oyuna gelen kişi Martı oyunu izlemiş de olsa ya da okumuş okumamış da olsa ama bu tamamen yeni bir oyun olmuş oluyor. Hani bunu anlayabilmek için illa Martı'yı bilmek, oradaki karakterleri bilmeye gerek bırakmayan evet, ben bir zaten oyun. İlk başta bütün karakterleri şema evet. Şeklinde anlatıyorum resimle. Dolayısıyla bilmeyenler için de çok da okuyup gelmeyenler, yani okuyup mesela gelmek zorunda değil. Bazı uyarlamalarda şey oluyor. Diyorsun ki bu oyunu bilmeyen, izlemeyen kişi bunu anlamaz evet. Dediğimiz uyarlama oyunlar da var. Bana göre mesela ya o zaman bambaşka bir şey yap ya da onun üzerinden yola çıkıp ona gerek kalmasın. Yani bu açıdan seyirciye de ona gerek bırakmadan oyunu ortaya koymuş. Tabii yani bir anlamda da o konuda da başarılı bir çok oyun. Çok teşekkürler. Yani. Bir seçim aslında. Yani daha entelektüel bir kitleye hitap evet. Edip evet bu oyunu okumak zorunda. Godot'u beklerken bilen ancak bu oyunu anlar diyebilirsiniz. Ama bu noktada biz aslında sanatsal anlamda da benim çok hoşuma gidiyor. Yani evet hiç bilmeyen biri de gelsin. Bu oyunu evet. Bütünlüklü bir şekilde anlasın. Martı'yı yani. Bilen arkadaşlarım, tanıdıklarım yani. Da geldi. Mesela ben şey falan diyenler de oldu. Evet ben hiç bunu böyle düşünmemiştim. Yani Martı oyununu okumuş ve burada da bak hani Hamlet göndermesi var. Ya da işte ne bileyim King Oedipus göndermesi varmış diyenler de oldu. Bence iki tarafın iki kutbunda olması çok güzel bu anlamda. Peki seyirci de biraz okusun gelsin fikrine katılıyor musunuz? O da çalışsın gelsin. Yok hiç katılmıyorum. Bence de seyirci, yanlış. Yani orada seyircinin bir akışın içinde vermek gerektiğini düşünüyorum. Seyirci yani. Yani keyifli bir vakit geçirmeye evet. Gelsin buraya. Hani yepyeni bir farklı bir mekanla karşılaşacak. Üç farklı katta, üç farklı parttan oluşan 30 dakikalık yaklaşık üç farklı bölüm izleyecek. Ve Treplev'le beraber bir süreç yaşayacak. Bir 90 dakikalık bir süreç yaşayacak. Peki bu oyunun sahneleme sürecinde sizi en çok zorlayan ne oldu? Zorlandığınız, böyle sizi zorlayan ya bunu artık yapmayayım ya da yapamıyorum ya da ne bileyim bundan vazgeçelim dediğiniz... Zorlayan bu üçüncü part biraz zorladı. Çünkü yani hem duyduğu bir yer var hem oradan Başak'a koyduğumuz bir figür var orada. Hem onunla bir konuşması var hem seyirci var. O anlamda metnin bütünlüklü olarak aslında metini iyi bir şekilde aktarabilecek miyim acaba endişem vardı. Tabii ki bu yani normal ve her oyunda bir oyuncunun sorguladığı bir şey.
aslında tabii şeyin zorluğu da olmadı değil yani. Hem tasarlıyoruz oyunu biz, uyarlıyoruz. Evet. Hem de ben oynuyorum, Başak yönetiyor. Başak'la beraber oynuyoruz, Başak yönetiyor. Dolayısıyla aslında... Bu arada Başak oyunun içinde de yönetiyor. Yani evet. Yönetmen oyunun içinde. Ama işte o güzel tarafı bence bu. Evet. Kurguladığımız yapının içinde de zaten Başak... Başak'ın karakteri bir dış ses olarak da okunabilir, evet. Bir tanrı olarak da okunabilir, bir işte psikolog olarak okunabilir, annesi olarak görünebilir, sanatçının iç sesi. Hep bizim böyle baskılayıcı ebeveyn evet. derler psikolojide. Hep böyle yapma, işte ilk parttaki mesela yapma, şarkın çok devamlı kötü, sen konuşma zaten. Ya da yeniden başla, bak burada olmadı bir daha yap. Evet. Demesi bunu tetikleyen bir şey zaten. O anlamda sürekli metnin sürekli oyunun içinde olması, metnin elinde olması. Yani kimi şey zannetmiş. Gerçekten Martı oyununu tekstini mi yapıyor? O Martı oyunu değil. Evet. Yani o bizim yazdığımız Martı'nın yeni bir versiyonu. Dolayısıyla bir Martı tekstiyle orada Martı tekstini değil. Bir de ben hani şunu da değinmek istiyorum yani oyunu izledikten sonra. Bu arada da konu açıyor. Birazdan Başak Kıvılcım Ertanoğlu'nu alacağız. Onunla devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey de Başak gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok başarılı. Yıllardır da takip ediyorum. Hani dediğiniz o tekstten yola çıkarak falan isteseydi o rolde daha da büyük büyük oynayıp daha da böyle bir şey yapabilir. Ama daha doğru olanı metne sadık kalıp, karaktere sadık kalıp ve tamamen başka bir reji içerisinde vermeyi tercih etti. Burada da mesela size de aslında çok büyük bir alan da bırakmış Hı-hı. oldu. Evet yani gerçekten başka bir seçim yapılıp evet. bence daha sıkıcı olurdu öylesi. Hani kurulan yani dramaturji çatısı evet. aslında... Çok da böyle doğru bir yere konumlandırıyor bu oyun evet. özelinde. Tıpkı dediğim bir sanatçının kendini var etme çabası ama bir şeyde onu var etmesini ve engelliyor. Bizim, işte o... Ya da destek oluyor. Evet. Yani dolayısıyla aslında çok bir persona var orada. Ve tam da aslında oyunla dramaturjik anlamda bir sürü katman yaratıyor. Gerçekten evet. yönetmen olarak da okuyan olabilir onu. Oyuncu olarak da okuyan olabilir ya da annenin devamlı kontrol eden bir olabilir anne bir sürü şey olabilir. O anlamda hani bir de şeyden de çok biz hani böyle tek kişilik bir versiyon da olabilirdi bu oyunun. Evet. Ben çıkıp böyle anlatırdım. İkimiz de onu çok sıkıcı buluyoruz. Hani bir tiyatro izlemeye gidiyor. Evet hikaye çok önemli. Hikaye anlatması, oyuncunun hikaye anlatıcılığının kuvvetli olması iyi bir şey. Ama bir sinografi, bir görsel tasarım, bir işitsel tasarım, bir seyircide bir görme zevki Tabii. oluşturması da çok önemli bizim için. Bana göre de öyle. Zaten oyunculuk oradaki metnin, koreografinin, hikayeye sadık kalmak. Yoksa bir oyunu sahnelemek demek bir hüner şovu değildir. Yani bütün şovumu da orada aktarayım demek değil. Ama oyun, karakter onu gerektiriyordur. O zaman o da olur mesela yani. O açıdan da bence çok güzel bir şey ortaya koymuşsunuz. Çok teşekkürler. Yani sizler, bence de sizin dediğiniz gibi o sınır bence de çok önemli. Yani ben burada ilk başta dediğim gibi yani Treplev benden daha önemli. Treplev'in evet. hikayesi benden daha önemli. Ve ben onun hep oradaydı ben zaten. Ben onun bir aktarıcısıyım yani. Evet. aslında. Yani öbür türlüsü Arkadina'nın yoluna gidiyor. Yani o yol... Evet onun yolu olabilir ya da Nida'nın seçtiği yola gidiyor ama zararlı zararlı evet. ve toksik bir yol. Yani kendisini aslında Arkadina çürütüyor. Nina kendisini çürütüyor, kendisini bitiriyor. Çünkü orada derdi sanatın ya da üretimin kendisinden çok kendi varlığının değerli olma ihtiyacı. Onun yeri de bence tiyatro değil. Özel hayatlarında başarılar diliyorum öyle insanlara. Yani o kadar... Anladım. Ya da Treplev sonunda diyor ya gerçekten sahnede çok güzel hissediyorum diyor Nina. Evet sahnede çok güzel hissetmen çok önemli gerçekten. Yani bu ironi gerekiyor. Sahnede güzellikten çok hikaye derdimiz bizim o... Evet. Bir seyirciyle oyuncu arasında gerçekleşen bir etkileşim var. Bir hikaye oluşuyor. Bu hikaye... Hepimizden daha önemli. Peki ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.
Hem böyle bir güzel bir oyunu sahneye koyduğunuz için, hem röportajı bizimle yaptığınız için. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, Treplev oyununun başarılı oyuncusu Ümit Eldrim'le birlikte Treplev oyunu hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizi Başak Kıvılcım Ertanoğlu ile yapacağız. Kendisine çok teşekkür ederiz Ümit Eldrim'e. Ben teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin.